sistematik lupus hastalığından gelecek. Nasıl bir tedavi yöntemi, iyileştirilmesi mümkün mü? Bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz? Evet, sistemik lupus. Lupus kurt demek. Kurt. Evet. Yani sistemik lupus eritematosus, kurt kapmış gibi bir kızarıklık. Yani nerede olur? Karaciğerde, akciğerde, kalp zarında, böbrekte veya ciltte, vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Bu sistemik lupus olduğu zaman ne olur? O noktada kızarıklıklar olur vesaire. Aslında bu bir çeşit romatizmaya da benzer, yani bir çeşit romatizma da diyebiliriz. Evet. Sistemik lupus olan kişide lökosit oranı çok çok düştüğü için halsiz dermansız yorgun bitkin kalır. Evet. Ev işi, hiçbir şey yapamaz hale gelir zamanla, tedavi olmazsa. Şimdi genç bir bayan, Melike Hanım, 22 yaşında, üniversite öğrencisi. Evet. Sistemik lupustan dolayı hastaneye kaldırmışlar. O kadar ağır ilaçlar vermişler ki bayana, o perişan olmuş. Bir hastalık varken birçok hastalık ortaya çıkmış. Tedavi ederken aynı zamanda daha da hastalanmış. Ağır öyle kimyasallar mi? Karaciğere zarar verir, bağırsaklara zarar verir, lenf sistemine zarar verir vesaire vesaire. Bana getirdiklerinde ben konuşuyorum, o uyuyor, dalıyor böyle. Uyarıyorlar, diyorlar ki dinle, ne diyor? Ha diyor, tekrar dalıyor. Tekrar uyarıyorlar, dedim ki bırakın uyursun, o zaten kimyasal ilaç onu psikolojisini, yani beynine çok büyük şey, baskı uyguluyor, beyine zarar veriyor. Artık beyin kendini, vücudu dinlendirmek için otomatik ona uyku hali veriyor. Evet. Yani o kadar ağır kimyasal ilaç kaldırmıyor bünye. Dedim gerek yok. Ama çok umutsuz bir vaka. Çok çok ilerlemiş. Dedim ne yapacağız, ne yapacağız? 6 hafta kullanacak, bir bakacağız. Ne yapabiliriz? Şimdi bu bitki nedir? Söğüt ağacı. Evet. Söğüt ağacının kabuğunda, şu dalının kabuğunda yapraklarıyla beraber çıktı. Salisin denen bir madde var. Yani destilasyonla damatılarak elde edilen salisinin, salisilat türevleri. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus gibi birçok romatizma türüne iyi gelir. Bir, oldukça faydalı. Eklem kireçlenmesine, eklem ağrısına, eklemlerdeki problemlere iyi gelir. Evet. Eklemlerin kaliteli, eklem sıvısı, sinoviyal sıvı salgılamasını sağlar. Vesaire vesaire. Yani eklem rahatsızlıkları ve romatizmaya karşı. Kim diyor, ne diyor? Elimizde bilgi belge var mı? Bilgi belge olmadan konuşmak yasak. Evet, bununla ilgili ne var elimizde? Şuraya bir bakalım. İsrail'de Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi söğütün kabuğundan elde edilen ekstrakla yapmış oldukları araştırmalarda eklem ağrılarını, sızılarını, nevraljiyi ortadan kaldırmışlardır. Frankfurt Üniversitesi'nden ortopedi kliniğinde 451 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Sırt bel ağrısı olan 112 tedavi edilmiştir. 451 hasta. Daha sonra kronik artrit, yani eklem iltihaplanması olan hasta, 78 hasta yine tedavi edilmiştir. Yani klinik araştırmalarla söğütün kabuğunun ekstraktı, söğüt diyoruz ya, söğütün kurutularak elde edilen kabuğundan elde edilen çay değil.